Maddenin ortak özelliklerinden birisi kütleydi arkadaşlar ve kütleyi ölçebilmek için kullandığımız aletlere de biz teraziler diyoruz. Öncelikli olarak eşit kollu terazilere bakalım. Eşit kollu terazilerimiz için bizim sol kefedeki ağırlığımız ile sağ kefedeki ağırlık değerimizi birbirine eşitlememiz gerekiyor ve bunun için ne yapacağız? Öncelikli olarak burada binici dediğimiz bir değerimiz var ve binicinin duyarlılığı d ile ifade edilecek ve n binici bölü bölme sayısı olarak ifade edilir. En binici dediğimiz değer binici kütlesidir. Binici kütlesi. En dediğimiz değer de bölme sayısı. Peki arkadaşlar bu duyarlılık bizim için ne anlama geliyor? Bir terazinin ölçebildiği en küçük kütlesel değer ya da binicinin bir bölme hareket etmesinin karşılık geldiği değerdir diyebiliyoruz duyarlılık değerimiz için. Peki şimdi ne yapıyoruz? Sol taraftaki kütlelerle sağ taraftaki kütleleri birbirine eşitliyorum. E şimdi sol tarafta olan kütlesel değerimiz mx eşittir diyorum. Diğer tarafta y cismimiz var my artı binicinin bir bölme hareket etmesi duyarlıktı. E burada biz biniciyi küçük n'e getirmişiz yani n'inci bölmeye. n çarpı duyarlılıktır diyebiliyorum. O zaman mx eşittir my artı n çarpı m binici bölü büyüken kadardır diyebiliyoruz. Yani duyarlılık değerimizi ne yapmış olduk yerine yazmış olduk.